Niğdeli Behçet Öcalan, 1948 yılından itibaren yaşadığı normal ötesi uzaysal deneyimler ülkemizde pek çok UFO kitabına, haftalık magazin dergilerine ve günlük gazetelere konu edildi. Aslında Temas Öcal ile fazla sayıda söyleşi yapılmamıştı. Hatta çekilen fotoğrafları bile sınırlıydı. Ancak yine de aktardıkları, yaşadıkları defalarca tekrarlanarak UFO ve yakın temas konulu araştırmalarda yer aldı. Behçet Öcalan'ın anlattıkları gazetecilerin çok ilgisini çekiyordu. Ama ne parapsikolojiyle ilgilenenler, ne de spiritüalistler, ne de bilim adamları bu kişiyi yakından inceleme gereği duymadılar. 1948 yılında başlayan temaslar 80'li yıllara kadar devam etti. Ülkemizde ciddi UFO araştırmalarına 70'li yılların ortalarından itibaren Haluk Egemen Sarıkaya'nın çabaları ve benzersiz gayretleriyle başlanmıştı. O yılların ekonomik, siyasal ve toplumsal şartları içinde pek az kişi UFO'ları ve uzaylıları düşünebiliyordu. Dünya dışı varlıklar bunu bilerek mi yapıyorlar yoksa sadece bir rastlantı mı? Henüz anlamış değiliz. Ama dünyalılar arasında genellikle kırsal kesimde yaşayanları seçiyorlar. Örneğin hiçbir ünlü UFO araştırmacısı ya da yazarı uzaylılar tarafından hedef seçilmemiştir. Ülkemizde ve dünyanın hemen hemen her yerinde şehir merkezlerinden uzakta yaşayan kişilerin UFO'ları gözlemleyen ve onlara yöneten mürettebatla yakın temasa geçme şansı daha yüksektir. Behçet Öcal, 1948 yılında henüz 15 yaşındayken ilk temasını yaşadı. Bir öğleden sonra koyunlarının otlattığı arazide yukarıdan gelen ve gözlerini kamaştıran, hatta öğlen saatlerinin güneş ışığını bile geride bırakan güçlü ışık kaynağı ile irkildi. Yaklaşık 5-6 metre uzunluğunda top mermisine ya da sopa borusuna benzettiği cisim Öcal'ın 40 metre ötesindeki taş yığınının üzerine indi. Kısa süre sonra da cismin bulunduğu yerden 3 kişinin kendisine doğru yaklaştıklarını fark etti. Biri kadın, diğeri ikisi erkek olan ziyaretçilerin üçü de aynı boydaydı. Kadın olanın uzun saçları vardı. Diğer iki erkek ise saç, kaş, kiprik gibi tüylere sahip değildiler. Genç Öcal haklı olarak ürkmüştü. Yabancı bir nesne ile karşı karşıyaydı. Bu düşünceler aklından geçirirken ziyaretçiler telepatik olarak korkmaması gerektiğini, bir başka gezegenden geldiklerini ve bundan sonra da onu sık sık ziyaret edeceklerini söylediler. Giysilerinin üzerinde göğüs hizasında parlak bir nesne taşıyorlardı. Behçet Öcal'ın cep aynasına benzettiği şey zincirle ancak varlıkların gitme vakti geldiğinde işlerinden biri avucunu Öcal'a doğru kaldırdı. Behçet Öcal ani bir enerji dalgasıyla sarsılarak yere yıkıldı. Dilli güneş yanar gibi önce kavruldu, sonra da dökülmeye başladı. Doktora başvurduğunda bir çarpılma teşhisi kondu ama onun neyin çarptığı belli değildi. Bu yakın temas ve ayrılık sırasındaki elektrik ya da radyasyon şoku, neyse ki diğer bazı vakalarda gördüğümüz gibi temasçıyı korkunç bir kansere ve çok hızlı bir ölüme sürüklemedi. Behçet Öcal yıllarca sağlıklı bir insan. 1948 yılında başlayan temas yaklaşık 30 yıl devam etti. Uzaylı varlıkların ana hedefi Öcal'a bir evren haritası çizdirmekti. Çizdirildi de. Basında yer alan fotoğraflardan da gördüğümüz gibi Öcal'ın evren haritası daire şeklinde bir kağıda farklı renkler kullanılarak çizdirildi. Üstelik o yıllarda Behçet Öcal'ın evinde elektrik bile yoktu ve eşinin yardımıyla geceleri lamba ışığında haritayı tamamlamaya çalışıyordu. Harita ülkemiz astronomları, uzay araştırmacı ve fizikçileri tarafından incelenmedi. Bir ara Behçet Öcal'ın yakın akrabaları haritayı yurt dışına, özellikle de NASA'ya göndermeyi düşündülerse de sonradan bu fikirden nedense vazgeçildi. Zaman içinde yakınlık giderek artan dünya dışı varlıklar Behçet Öcal'ı gemilerini alıp uzay turuna da çıkarttılar. Kendi gezegenlerine götürüp orada incelemeler yapmasını sağladılar. Ancak bu geziler gerçekten Behçet Öcal'ın fiziksel bedeniyle mi yoksa astral seyahat tekniğiyle mi gerçekleştirildi bunu da bilemiyoruz. Tanrı'nın kendisi de bu sorulara cevap verebilecek bilgiye de sahip değil. Behçet Öcal'ın anlattıklarından yaptığını söylediği bazı uzay yolculuklarını astral seyahat ile gerçekleştirmiş olabileceği ya da gerçekleştirmesin uzaylı dostlarının yardımcı oldukları ihtimali bir hayli yüksektir. Öcal ne zaman isterse uzaylı dostlarıyla telepatik bağlantı kurabildiğini de söylüyordu.
Gözlemleri sonucunda tüm uzaylıların aynı olmadığı sonucuna varmıştı. Ziyaret ettiği gezegende kimi uzaylıların çamur gibi siyah sularda yaşadıklarını görmüştü. Bu yaratıkların bedenleri de siyah renkte, yağlı ve elastik cilt yapısına sahip. Bir de yeşilimsi yaratıklar vardı. Onların boyları 1.50 ile 1.60 santim arasındaydı. Kristal kaplarda satılan toz benzeri yiyeceklerle besleniyorlardı. Behzat Öcal gittiği şehri gezerken bu yiyecekten kendisine de ikram edildiğini anlattı. Yeşil renkli varlıklar boşaltım işlemini sıvı ya da katı değil gaz biçiminde çözümlüyorlardı. Sesli konuşmuyorlar ve sadece telepati kullanıyorlardı. 1948 yılında yaşayan, evde elektriğe sahip olmayan, çok iyi bildiğimiz gibi henüz televizyonu da tanımayan genç çoban, Niğde'nin köyünde bilim kurgu filmlerini sinemadan izleyip bilim kurgu edebiyatını ne derece takip edebilirdi? Yaşadığı dünyası, köyü ve koyunlarıyla sınırlı olan genç, 30 yıl sürdürülebildiği bu senaryoyu yazmaya 15 yaşında mı başlamıştı? İlerleyen yıllarda Behçet Özal bu sırrı en yakınlarıyla, örneğin eşiyle paylaşmasına rağmen dışarıya karşı suskun kalmaya kimilerde moda olduğu gibi kendini ne medyanın kucağına attı ne de ufaları kullanarak tarikat, cemaat kurup ehliğini ilan etmedi. İlk defa 1977'de Hürriyet gazetesiyle konuşan Özal, sonraki yıllarda bu görüşmeleri mümkün olan en az seviyeye tutmaya başardı. İnsanları sevmesine rağmen sırrını televizyonda, manşetlerde sergilemekten sonuna kadar sade hayatını hiç değiştirmeden sürdürmesi, onun heyecanına kapılıp kendini lider sıfatıyla onurlandırmaması, ufoloji yönünden güvenilirliğini arttırmıştır. Ama yaşamının neredeyse tümünde süren bu temaslarda keşke Behçet Öcal, dünya dışı dostlarının ya da uzay gemilerinin resmini çekmeyi başarsaydı ya da keşke bizlere kanıt olarak sunabileceği ve yine uzaylı dostlarından aldığı bir cihazı, UFO'dan getirebileceği herhangi bir nesneyi, maden parçasını, bir çiviye bile razıydık. Kısacası iddialarını fiziksel kanıtlarla desteklemeyi başarsaydı, ancak bu olmadı. Kim bilir, belki de olması istenmiyordu. İlk karşılaşma sonrasında yaşadığı fiziksel şokun ardından verdiğini sanıyoruz. Rapor yazılmış olsa dahi, yıllar içinde çoktan kaybolup gitmiştir. Yine de UFO gerçeğinin kimi çevreler tarafından çok yanlış yorumlanıp değerlendirildiği ülkemiz, Behçet Öcal, yakın temaslar grubuna giren önemli bir örneği oluşturuyor. En çok da UFO'ların belli nedenler doğrultusunda tercih ettikleri Niğde, Aksaray, Nevşehir bölgemizden bir dünyalıyı seçmeleri boşuna olmasa gerek.